Dijital Medya ve Çocuk Projesi 2016 yılından beri devam eden bir proje. Amacımız dijital dünyada anne babaları yönlendirmek aslında. Bu biraz benim kendi deneyimimden yola çıkarak aslında düşündüğüm, geliştirdiğim bir proje ve sonra Bilgi Üniversitesi Medya Bölümünün müfredatına eklemlenmiş olan bir proje. 2016'da bu proje çıktığında dünyada bu alandaki önemli bir akademisyen vardır, herkesin bildiği Sonia Livingston. Benim hocam da o. Doktora çalışmalarımın bir kısmını London School of Economics Medya Bölümünde sürdürmüştüm. Orada onun çalışmalarıyla tanışmıştım. Ve onlar London School of Economics Medya ve İletişim Bölümü kapsamında, oradaki çalışmaları kapsamında bir web sitesi açmışlardı. O web sitesinin duyurusunu yapmıştı, bir mail üzerinden bildirmişti. Çok ilginç gelmişti bana. O zaman benim çocuklarım da küçüktü. Ve bunun bir benzerinin Türkçe içerikle yapılmasının ne kadar iyi olacağını düşünüp ona yazmıştım. Ve sormuştum, hani bu içeriği biz Türkçeleştirsek, aynı içeriği. O da dedi ki neden Türkçeleştiriyorsunuz ki? Hani tabii ki istediğinizi Türkçeleştirin ama Türkiye bağlamında belki oradaki ailelere yönelik onların da ilgisini çekebilecek başka içerikler de aslında üretilebilir. Ne dersiniz? Bu fikri ben bizim müfredat komisyonumuza getirmiştim. Hani böyle bir şey yapsak diye ve sonuçta projeyi üstlendim. Ve orijinal içeriklerin de olduğu ama oradan da katkıların alındığı bir web sitesi kurmuş olduk 2016'da. Ve o dönemde bunu bir dersimize eklemledik. Bu içerikleri üretmek için son sınıf medya öğrencileriyle birlikte çalışmaya başladık. Ve bu çalışmalar kapsamında da bir tabii kendimize çerçeve belirledik. O çerçevede dijital dünyada çocuk hakları çerçevesiydi. O dönemde Türkiye'deki medya ortamına baktığımızda veya kamuoyunda dijital medya ve çocuk ilişkisine yönelik Türkçe içeriklere baktığımızda benim dikkatimi çeken biraz negatif bir çerçeve vardı. Bu negatif çerçeve çocuklara daha çok tabletleri yasaklama, işte telefonları yasaklama, interneti yasaklama üzerine kurulu bir çerçeveydi ve bunun akademik literatürle örtüşmediği dikkatimi çekiyordu. Ben de akademik çalışmalarımı bu alana kaydırmaya başladım. Yani bu platformun açılmasıyla beraber oldu aslında. Daha önce çalıştığım konular daha farklıydı. İşte medyada söylen, medyada milliyetçilik gibi alanlarda çalışmalar yapıyordum. Akademik çalışmalarımı da dijital dünyada çocuklar, çocuk hakları perspektifinden ne gibi araştırmalar yapılıyor buraya yönlendirdim ve şunu gördüm ki yasaklama mesajı doğru değil. En baştan itibaren bunu tersine çeviren bir çerçeve kurmaya çalıştık biz dijital medya ve çocukta. Ve medya öğrencilerimizle birlikte aslında 360 derece medya üretimi yapmaya başladık. Yani web sitesi içerikleri, yazılı içerikler, bunun yanında bir sosyal medya platformumuz oluşmaya başladı. Önce Facebook'ta başladık. O zaman o popülerdi. Daha sonra Instagram sayfasıyla, Instagram profiliyle daha ilerlemeye başladık. İnsanlara ulaşmaya başladık. Ve sonra RGB stüdyolarında yine medya öğrencilerinin kullanımına açık olan bu alandaki uzmanları ağırladığımız, uzmanlara soru sorduğumuz bir program serisine başladık. Yaklaşık 50-60 bölüm çektik. Belki görmüşsünüzdür ve orada işte hukukçu akademisyenler, eğitimci akademisyenler, psikolog akademisyenler, sektörden bu alanda işte oyun geliştirenler, eğitim, dijital eğitim platformları geliştirenler gibi pek çok uzmandan faydalanarak onların değerli katkılarıyla bir seri oluşturduk. Daha sonra podcastlere başladık. Dijital dünyada çocuklarla ilgili anne babaları bilgilendirmek üzere ulaşabileceğimiz her kanaldan çünkü onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ebeveynlere yönelik daha çok yine, yani bizim hedef kitlemiz ebeveynler ve öğretmenler diyebilirim. Onlara yönelik içerikleri podcast formatında oluşturmaya başladık. Yine bu alanda çalışmalar yapan uzmanlardan her zaman katkı almayı
hedefledik. Radyo programı da yaptık gibi, yani gerçekten bu alanda yapılabilecek her şeyi yapmaya çalıştık. Ve ÇOÇA bizim üniversitemizin içinde yine çocuk çalışmaları birimi. Onlarla ortak işbirliklerimiz oldu. Bir takım çalışmalar yaptık. Yine onların podcast programlarına konuk olduk gibi. Dijital dünyanın çocuk haklarını onlar da çalışmaya başladı. İşbirlikleriyle sürdürdük. Bizim bu projede kimin emeği var diye soracak olursanız. Hoca olarak tabii ben hani bunu koordine ediyorum. Bu aynı zamanda bir ders de demiştim. Öğrencilerimiz... Hem akademik literatürü çalışmak zorunda kalıyorlar tabii, hem o açıdan kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar bu proje içinde çalışırken, hem de üretim içinde yer almış oluyorlar. İkisini birleştiren, hani biz iletişim eğitiminde bunu çok konuşuruz ya, teori mi, pratik mi? İkisini tam olarak birleştiren bir proje. Her dönem yeni ekip kuruluyor dijital medya ve çocuk için. Yani bu Ekim'de oluyor, yani her yılın Ekim ayında yeni bir ekip başlıyor. Bir süre tabii onlar bu işin içine girmeye çalışıyorlar. Proje nedir, ne yapar? Ve bir süre sonra üretimlerine başlıyorlar. Ocağa kadar devam ediyorlar. Sonra bir ara tatilimiz oluyor. Ondan sonra Mart ayında yeni bir ekip kuruluyor. Dolayısıyla dijital medya ve çocuk platformunun üretimleri daha çok Ekim-Ocak arasında ve Mart-Haziran arasında yoğunluk gösteriyor. Yaz tatillerine uzun bir ara vermiş oluyoruz. Ve bir sonraki Ekim'de yeni ekibimiz kuruluyor ve tekrar çalışmalara başlıyoruz. Bu şekilde şimdiye kadar kaç yılı bitirdik? 2016 bahar döneminde başladı. İşte 2022'nin sonbahar dönemine kadar geldik. Bu şekilde ilerleyen bir proje. Öğrenci emeğinin çok önemli olduğu ve bu emeklerinin karşılığında da öğrencilerimizin not aldığı bir proje. Genellikle de çok başarılı işler yapıyorlar. İlgi de çekiyor gördüğüm kadarıyla. Milyonu geçti, yani web sitesinin tıklanma oranı milyonu geçti çoktan, 1,5-2 milyona doğru gidiyor. Ve şunu görüyorum, bu alanda akademik içeriklerle beslenen ve ebeveynlere hitap eden bir benzeri sanırım yok şu anda Türkiye'de hala Türkçe içerik üretme anlamında. O nedenle ben de çok kıymet veriyorum, çok sahipleniyorum projeyi. Öğrencilerimiz de çok kıymet verip sahipleniyorlar ve çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bu çocuk hakları çerçevesinden ayrılmamaya çalışıyoruz. Akademik literatürdeki son gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman yüksek lisans öğrencilerimizin desteğini alıyoruz. Bir de son dönemde şu olmaya başladı. Bu alanda örneğin çalışan, veri, çocuk verisi çalışan hukukçular fark ediyorlar dijital medya ve çocuğu, işte böyle katkılar almaya başladı. Diyorlar ki ben şunu çalışıyorum, şöyle bir gelişme oldu, bunu dijital medya ve çocuk için yazabilirim. Ve bize yazı katkısı veriyor, böyle arkadaşlarımız olmaya başladı. Veya Teyit, biliyorsunuz Teyit.org. Oradan da böyle bir katkı almıştık daha önce. Çünkü onların o ekibin içinde de dijital dünyada ebeveynlik üzerine bir çalışma gerçekleştirilmişti. Oradan da bize mesela bu çalışmalarla ilgili yazılar yazsak, yayınlasak, konuk yazarlarımız olmaya başladı. Bir platform olmaya, bir çekim merkezi olmaya başladı dijital medya ve çocuk. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor tabii, evet. Web sitemiz bilgi.edu.tr uzantılı hali hazırda şu anda. Ve Bilgi Üniversitesi'nin böyle kendi ana sayfası dışında bilgi.edu.tr uzantılı hesaplarıyla ilgili olan hizmet aldığı bir dış paydaş var. Dolayısıyla bizde sorunlarımız olduğunda veya işte bu sitenin güncellenmesi gerektiğinde aksayan yönler oldu. O dış paydaşla haberleşiyoruz. Dijital Medya ve Çocuk WordPress tabanlı bir web sitesi. Dolayısıyla onun temasını da satın alırken bölüm bütçesinden sağladık. Böyle durumlar olduğu zaman, hani yeni satın alımlar gerektiği zaman da o şekilde ilerliyor. Ama emek, insan emeği, öğrencimizin emeği, araştırma görevlilerimizden katkı verenler oldu geçmişte, şimdi de halen devam ediyor. Dolayısıyla bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Fena da gitmiyor. Bu dijital medya ve çocuk projesini besleyen bir başka akademik çalışma yaptım ben. Çok yakın zamanda bitti. 2022 Mart ayında tamamladığım bir BAP projesiydi. Orada
2015-2020 yılları arasında Türkiye'de gazetelerde dijital medya ve çocuk ilişkisine değinilen haberlerin söylemine baktım. Ve orada da yine çocuk hakları perspektifinden bunu değerlendirmeye çalıştım ve şunu gördüm. Tabii kamuoyunu da şekillendiriyor. Bu ahlaki panik vurgusu çok yaygın haberlerde hala. Yani 2020'de bitti benim örneklemem ama çok yaygın. Ve dijital dünyada çocuk hakları çerçevesiyle uyumlu değil. Aileleri paniğe sevk etmenin dışında dijital dünyada çocukların dijital medya ile ilişkisini düzenleme sorumluluğunu neredeyse sadece aileye atfeden bir bakış açısıyla haberlerin yazılmakta olduğunu ve böyle dikkat, aman uzak tutun diyen bir tonlamayla bunların yapıldığını daha net bir şekilde aslında görebilmiş oldum. Buradan şuna gelmek istiyorum. Bize dijital dünyada çocuk hakları perspektifi diyeyim veya çerçevesi şunu söylüyor. Elbette riskler var. Bu riskler çok önemli. Çocukları bu riskler konusunda bilgilendirmek çok önemli ve anne babalara düşen çok ciddi sorumluluklar var. Ancak sorumluluk yalnızca anne babaların olamaz. Öğretmenlere düşen sorumluluklar da var ama yine sadece öğretmenlerin de olamaz. Bütün dünyada aslında ortak bir çağrı var. Yani hükümetlere düzenleme, hukuki düzenleme yapmaları konusunda bu riskleri önlemek için. Artı teknoloji şirketlerini sorumluluğa davet etme konusunda aksiyonlar alınıyor. Dolayısıyla bunun farkında olunması lazım. Hani Türkiye'deki kamuoyunun da bunu fark etmesi lazım diye düşünüyorum. Sadece anne babaları sorumlu tutarak bir yere varılamayacağı ortada. Bu riskler çok çeşitli tabii. Şimdi bunların hepsini sayarsak bir ders süresi kadar süreye ihtiyacımız olur ama bu riskler elbette çocukların bilinçlendirmesini gerektiren riskler. Onların korunması önemli. Fakat dijital dünyada bizim aklımıza gelecek tek konu da bu olmamalı. Fırsatlar var. Çocukların süreçlere katılımı çok kıymetli. Çocukların kendilerini ifade etme hakları, çocukların haber alma hakları, bilgiye ulaşma hakları, doğru bilgiye, güvenilir bilgiye ulaşma hakları çok önemli. Dolayısıyla bu hakların bilincini de yaratmak kamuoyunda önemli diye düşünüyorum. Bir de şu çocuk dediğimiz zaman aslında çocuğun bakış açısından da artık beslenmek çok önemli. Biz dijital medya ve çocuk projesinin her dönem sonunda değerlendirmesini yapıyoruz. Ve kendi projemizde ne gibi eksiklikler görüyoruz? Bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Ve şunu fark ettik. Bizim evet hedef kitlemiz anne babalar. Ancak biz aslında web sitemizde veya bu dijital medya ve çocuk platformunda daha fazla anne baba sesine yer vermeliyiz. Bundan sonra onu yapmayı hedefliyoruz önümüzdeki dönemlerde. Daha fazla çocuk sesine yer vermeliyiz. Çünkü evet akademik dünyanın sesine yer veriyoruz. Uzmanların sesine hep yer verdik şimdiye kadar. Bundan sonra nereye gider diye kendimize sorduğumuzda anne babaların aslında bu konuyu nasıl yorumladıklarını, neler söylemek isteyeceklerini daha fazla dinleyip onların sesini web sitesinde duyurmak istiyoruz. Aynı şekilde çocukların da. Ama hedef kitlemiz hiçbir zaman doğrudan çocuklar olmuyor. Orada başka bir rolümüz var. Hani doğrudan çocuklara hitap eden içerikler de üretmiyoruz. Belki başka bir projede onu da yapmayı düşünebiliriz. Yaratıcılığı geliştiren uygulamaları tercih edin. Çocukların problem çözme becerilerini geliştirecek uygulamaları tercih edin gibi tavsiyeler her zaman uzun vadede daha doğru oluyor. Evet.